İhracat yatırıma dönüyoruz. Karşımızda Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var. Tonguç Bey, bugün Fed günü, içeride cari denge rakamlarını birazdan karşılayacağız. Piyasalardan acaba nasıl bir hareketlilik beklersiniz? Zeynep, günaydın. Açıkçası söylemek gerekirse yılın en hareketli olabilecek 2-3 günlük sürecine de herhalde bugün itibariyle girmiş bulunuyoruz. Bu akşam söylediğin gibi Fed'in sonuç toplantısında yaptığı faiz indirimleri sonrası acaba nasıl bir karar vereceği üzerinde piyasalar değerlendirme yaparken, yarın hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan hem Avrupa Merkez Bankası tarafında haber akışını takip edeceğiz. Özellikle Brexit konusu için önemli olan İngiltere seçimleri ve sonrasında da 15 Aralık tarihinde Çin'le Amerika'nın tarifeler üzerinde nasıl bir anlaşmaya gideceği konusunda veya anlaşamayacağı konusunda bir hareketli, oynaklığın yüksek olduğu bir dönem içerisine giriyoruz. Kısacası bu akşam Fed tarafında açıkçası sonuç toplantıdan biraz daha farklı olarak, tabii faiz değişikliği veya politika değişikliği herhangi bir şekilde beklenmiyor ama Fed'in biraz daha kendi ekonomisine güvenen sonuç toplantıdaki faiz indiriminin işte bir faiz indirim patikasına doğru gidilmediğini, bunun yalnızca bir sigorta mahiyetinde gerçekleştiğini belirten açıklamalarına, özellikle geçen hafta gelen tarım dışı veri setiyle birlikte güçlü ekonomi görüntüsüyle 2020 beklentilerinin de biraz yer aldığı Powell'ın açıklamalarıyla gireceğimizi düşünüyoruz. Burada doların bir nebze daha güçlü kalabileceğini, özellikle 2020'de küresel açıdan bir sıkıntılı dönem devam etmezse, yani büyüme konusunda bir sıkıntılı dönemi küresel piyasalar yaşamazsa, gerekirse Fed'in faiz arttırım sürecine tekrar başlayabileceği yönünde bazı açıklamalar da gelebilir. Açıkçası bu kısa süreli bir dolar değerlenmesini yaşamamıza neden olabilir. Aynı zamanda piyasalarında merkez bankalarının desteklediği o güçlü rally içerisinde tekrar kafaların da biraz karışmasına neden olabilir gibi geliyor. Bu süreç içerisinde dün şunu gördük açıkçası. Bütün bu gelişmeler olurken Çin ile Amerika arasındaki 15 Aralık tarihi yaklaşırken de o tarifeler üzerindeki görüşmelerin ne tarafa doğru evrileceği konusu piyasalar için çok önemli. Dün yapılan işte Çin tarafından açıklamada bu tarifelerin ertelenebileceği yönündeki gelen haberler bir nebze olsun biraz önce belirttiğim beklentiler içerisinde özellikle Amerikan borsalarında ama genel dünya borsalarındaki o kar realizasyonu, biraz da aşağı yönlü hareket, yeni zirvelerin biraz da ertelenme sürecini aslında dün nispeten biraz geciktirdi. Bugün Fed kararları takip edecek bu yönde. Ama bu süreç içerisinde eğer bu anlaşmanın netleşmesi tam olarak piyasalara sözlü olarak iyi ya da kötü ya da erteleme yönünde gelirse, bu da tahmin ediyorum borsa fiyatlamasında biraz daha öne geçen bir haber akışı olacak. İçeriye baktığımızda yarın bizim kurum olarak beklentimiz hala 225 bas puanlık bir Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönünde. Burada da özellikle teorimizde o 12 puanlık stratejik veya psikolojik seviyenin biraz altında önden yüklemeni ifadesi Merkez Bankası'nın kullandığı her zaman ve piyasa beklentisinde sonuç toplantıda daha üstünde bir faiz indirimi beklentimizle, düşüncemizle gerçekleştiriyoruz. Burada da kur tarafında bunun verdiği bir 5.80 üzerindeki sınırlı tedirginliğin diyelim bugün de devam edebileceğini, Borsa İstanbul tarafında ise yani CDS'lerin 300'e yaklaştığı, gösterge tahvilin 12'ye tekrar gerilemeye doğru gittiği bir alanda dünya borsalarına biraz daha ayak uyduran, dün o üstünde kapadığımız 108 bin seviyesinin hafif altında bu akşam Fed toplantısını ve biraz önce sözümün başında belirttiğim gelişmeleri 108 binin altında karşılamak isteyen bir borsayla görüntüsü görebiliriz gibi geliyor bana. Yücel Tonguç Erbaş, Ahlat Çatırı Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı, çok çok teşekkür ediyoruz.